Bugünkü konuşmamızın planını hazırlarken ben sadece Waterstager yap, Malinois ötümü değil ki bu ötüm bir neticedir. Bunun sebepleriyle beraber ele almayı, yani yetiştirilmesinden, satın alınmasından, muhafazasından, eğitiminden, bu gibi şeylerden söz etmeyi planladım. Ama esas konu tabii ki Malinois'un ötümü, Malinois ve ötüm kuşu netice itibariyle. Kuşun bir canlı olduğunu, dolayısıyla bir ruhsal varlık olduğunu göz önünde tutmamız gerekiyor benim kanaatimce. Yani bana 40 sene şunu öğretti ki kuş ruhsal bir varlıktır. Bir arkadaşım bir kuşu hakkında konuşurken dedi ki bir yerden çok beğendiğim kuş almış. İşte çok güzel ötermiş. Bundan birkaç tane yavru alayım dedi. Ondan sonra isterse gebersin dedi açıkçası. Ben de dedim sen bundan hiçbir yavru alamayacaksın. Çünkü gebersin zihniyetiyle bu yaklaşımla işin içerisine başlarsan onu ruhen zaten küstürmüş olursun. Ruhen bir irtibat sağlayamamış olursun kuşla. Dolayısıyla o sana hiçbir netice vermez, veremez. Eşyanın tabiatına dair durur. Dolayısıyla kuşlarla aramızda sevgi tesis etmeliyiz. Birebir sevgi. Yani bu sevgi nereden kaynaklı? En güzel kuş bende var. En güzel kuşun sahibi benim. Bu sevgi değil, bu bir tutku. Bu hatta bir hırs. Ama bazen bana arkadaşlarım geliyor. Onlara şey soruyorum. En yaşlı dişiniz kaç yaşında? Elinizde olan en yaşlı dişiniz kaç yaşında? Adam 8 yaşında bir dişim var işte 4 sene yumurtladı. Çok iyi de yavru baktı. Ama ondan sonra işe yaramıyor. Ama ben de bir kafese koydum. Duvara da astım. Gayet de güzel ona bakıyorum diyorsa işte o benim başımın tacı oluyor. Ama efendim 5 sene bana hizmet etti. Ondan sonra çektim kafasını koparttım veya kuşçunun tekine verdim. Olursa bu adam benim için muteber bir adam değildir bir kere. Herhalde benim için olmayan kuşlar için hiç mi işlemiştir? Dolayısıyla kuş ondan ürküyor, korkuyor. Çünkü kuşla irtibat sağlayamıyor. Acizane ben işte diyelim ki bir 5 yavru aldım. Elimde enjektör sabahtan akşama kadar deli gibi işte o 5. yavrunun, en küçük yavrunun ölmemesi için gayret sarf ediyorum. Acaba şimdi burada iki esas var, iki umde var. Bir tanesi belki o 5. yavru en güzel ötecek olan kuştur. Ama onun dışında o da bir can taşıyordur. Geçenlerde bu bütün bunları anlatırken ben ne kadar iyi insanım reklamını yapmak için söylemiyorum ama geçen gün bir kuşcağızım erkenden atladıydı yuvadan. Zaten bir problemli mahluktu. Bir gözü kör oldu. Bir göz doktoru arkadaşım eksik olmasın bir ilaç verdi. Bu ilacı tatbik ettim. Bu her gün beni işte 4-5 defa yedirmemi beklerdi. Ben gelince de sevinirdi. Geçen gün geldim kafesin dibinde. Ölmüş. Çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Keşke yaşasaydı, kör olsaydı ben de ona 10-15 sene baksaydım. Yani ne var? Neticede o da bir can taşıyordu. Bir de üstelik kuşları biz kafese kapatıyoruz. Burada hijyen mevzuna girmemiz gerekiyor. Yani temizlik. Şimdi kuş bir dala pisliyor, orayı kirletiyor ama tabiatta gidiyor başka bir dala, sonsuz dal var yani. Ağaçtan ağaca geziyor. Ama bizim tüneyimiz bir tane. Kafesin içerisinde o tüneye mahkum oluyor kuş. Biz o tüneyi temizlemezsek kuşun ayağının altında çeşitli oluşumlar oluyor. Yara oluyor farz-ı misal. Bir sakatlık oluyor yani kuşta. Veya hastalık oluyor. Parazit oluyor. Buna benzer bir şey oluyor. Dolayısıyla
Hijyen çok önemli bir faktör. Şimdi bu ana başlıkları ben size arz etmeye çalışıyorum. Bir de her neyle uğraşırsak uğraşalım, ister kuşla uğraşalım, ister köpekle, ister çiçekle, böcekle, neyle uğraşırsak uğraşalım, o şeyle uğraşırken biz kendimizi keşfetmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyor sayılırız. Sonunda kendi kendimizle yüz yüze geliriz. Yani kuş yerine mesela malinoa yerine orkide ile uğraşalım. Yıllar sonra bir de bakarız ki biz orkide keşfine değil kendi keşfimize çıkmışız. Neticede kendi kendimizle yüzleşiriz. Kendi kendimizle yüz yüze geliriz. Mesela bir arkadaşınız sizden bir kuş istediğinde ona kuşu verirken ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir haleti ruhiye içerisine giriyorsunuz? Ona iyisini mi veriyorsunuz? En iyisini mi seçmeye çalışıyorsunuz? Yoksa en kötüsünü mü seçmeye çalışıyorsunuz? Bunu ona açıklarken ne şekilde açıklıyorsunuz? Sinsilik yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz daha doğrusu? İşte bütün bunlar kendi kendimizi keşfetmemize birer vesile teşkil ediyor. O çok önemli. Ve bir de demin sözünü ediyorduk. İdentifikasyon yani özdeşleşme. Yani Kur'ancasını söyleyelim şirk. Kendi kendimizle kuşu özdeşleştiriyoruz. Veya bindiğimiz otomobili özdeşleştiriyoruz. Birine senin araban kötü yahu dediğiniz zaman bakalım size ne tepki veriyor? Herhalde iyi bir tepki vermeyecektir. Hayır diyecektir. Benim arabam çok güzel. Dünyanın parasını verdim. Mükemmel bir araba aldım. En güzel araba yeryüzünde benim arabam. En güzel kuş da benim kuşum. En uzağa ben gittim. En erken de ben döndüm. Ben neymişim be abi? Oluyor. Hani bir farkı var ya masraf bağdaşı. Bunun gibi. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Eğer bir mevzuya İster amatör, ister profesyonel yaklaşalım. Amatörce zihniyetle fakat profesyonel tavırla yaklaşmak istiyorsak bunu böyle yapmamız gerekiyor. Yani gözümüz kör olmamalı. Burada iki türlü körlük karşımıza çıkar Malinois'da. Bir tanesi kendi kuşumuzu çok güzel zannetmemiz. İkinci körlük, başka bir yerde dinlediğimiz Malinois'ı, ki her Malinois ailesi ayrı bir şarkı söyler. Bazı ailelerin 2-3 şarkısı da vardır. Yeni bir ses duyduğumuz zaman, yeni bir name duyduğumuz zaman veya bir namenin yeni bir yorumunu dinlediğimiz zaman harika deriz. Bu harika deriz, hayır değildir. Değildir o an gözümüzü kör eder. Aslında bizdeki kuşlar belki de ondan daha güzeldir ama biz dinleye dinleye bıkmış bunalmışızdır bizdeki kuşlardan. Bilinçaltı olarak bunalmışızdır. Yeni bir ses duyduğumuz zaman onu fevkalade zannederiz. Hayır onu da alıp eve götürsek 15 gün sonra ondan da bıkarız. Deriz ki bu da pek bir şey yaramıyor. Biz de bunu hayveren aldık. Amiyane tabirimi bağışlayınız. Bunu fuzuli yere aldık, eve getirdik. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kuşu dolayısıyla üçüncü bir şahsın dinlemesinde fayda var. Üçüncü şahıstan kastım hakemlerdir. Hakemlerin dinlemesi lazım. Bu Belçika'da mümkün. İnşallah Türkiye'de de olduğu olacak. Ama Belçika'da Kadıköy Vatelslager Kulüp var, Göztepe Vatelslager Kulüp var, Şaşkın Bakkal var, Suadiye var, Maltepe var, Kartal var, Pendik var, Varoğlu var. Ne kadar semt varsa o kadar da kulüp var. 3-5 kişi bir araya geliyor, kulüp oluyor. Bir yerde oturuyorlar, gayet nezaket içerisinde kahve içiyorlar, bira içiyorlar, sohbet ediyorlar. Aralarında kıskançlık oluyor mu? Belki oluyordur, ne bileyim.
Ama çok nazikler doğrusu. Hep gülümsüyorlar. Efendime söyleyeyim, aralarından birisi başarı kazandığı zaman tebrik ediyorlar, elini sıkıyorlar. Onlar için çünkü bu bir spor. Ve bu bizim dürüstlük diye tanımladığımız davranışlar bütünü onlar için sportmenlik olmuş oluyor. Bu adam diyorlar çok sportmen veya bu zor bir adamdır diyorlar. Şimdi bu kadar çok kulüp içerisinde mesela bu yakadaki hepsi Kadıköy'e bağlanmış oluyor. Sonra Kadıköy Ataköy'deki kulübe bağlanmış oluyor. Ataköy'ün içerisinde de Bakırköy var, bilmem 500 evler var, Varolu var. En sonunda hepsi İstanbul'a bağlanıyor. Düşününüz. Bu şey gibi. Amerika'da bakıyorum filmlerde, bilimlerde görüyorum. Lise bandoları var. Lise bandolarında 10-12 yaşındaki kızlar trombon çalıyor. Burada kaç tane Türkiye'de trombon çalan hanım kız vardır? Yoktur ya. Hani erkek bile doğru dürüst trombon çalan yoktur. Zor sazdır zaten trombon falan filan. Hani bir yana trombon diyelim ki batı enstrümanı. Bizim kendi enstrümanlarımızı kaç kişi çalıyor, kaç kişi benimsiyor, zaman harcıyor. Kaç kişi bir curayla bağlamanın arasındaki farkı biliyor. Akort düzeninin kaç çeşit olduğunu biliyor. Sokaktaki adama sorsanız hepsine saz deyip geçiyor. Şimdi, burada konumuz Malinois olduğuna göre öyle yapmalıyız ki biz bu hadiseyi hem sevdirmeliyiz, hem yaygınlaştırmalıyız, hem de öğretmeliyiz. Çünkü Belçika'da bu bir anane, bir görenek. Yani Japonların bonsai gibi. Hani küçük cüce ağaçlar vardır. Adam bir kayada bitmiş bir bitkiyi alıyor. Efendime söyleyeyim, köklerini budaya, budaya, budaya onu küçücük halde muhafaza ediyor. Çınar oluyor, 100 senelik çınar, onu torununa bırakıyor. Ondan sonra da o işte bonsai oluyor. Ama şimdi Migros'larda da ya Carrefour'larda da falan da bonsai satılıyor. Güya bonsai. Hayır değil. Hakiki bonsai inanılmaz rakamlara Japonya'dan temin etmek mümkün. Şimdi Malinois da öyle. Belçika'da adam torununa bırakacağı kanın hesabını yapıyor veya dedesinden kalmış kan. Araya da 7-8 tane kuş katmış kan değişimi için. Adam bilmem kaç yıldır uğraşıyor. Ondan sonra da biz gidiyoruz. Diyoruz ki hemşerim kaç para bu kuş? Şu kadar para. Peki. Sen bize ver bundan. Şuradan 2 tane de dişi ver. Biz bunları alalım götürelim memleketimize. Bu 2 dişiyle veya 8 dişiyle 4 erkeği atalım eşe. Ondan sonra biz de dünya yarışmasına girelim, işte şöyle yapalım, böyle yapalım, bayrağımız dalgalansın, göğsümüz kabarsın, şeref duyalım filan. Yapalım tabii, duyalım. Duyalım ama bu bir sanattır. Sanat da öyle zırt diye olacak bir hadise değildir, çok emek ister. Hatta sanatın bir özelliği vardır, bence. Ne sanatı? Mesela müzik sanatı. Bir arpej çalışırsınız, yani bir akorun tek tek sıralanışı, belli bir sırayla, bunun adı arpej. Diyelim ki do majör akoru, do, mi, sol, do. Do, sol, do, sol. Do, sol, do, sol. Bunu yüzlerce defa çalışırsınız bir enstrümanda, artık siz bıkarsınız bundan, illallah dersiniz. Ondan sonra bunu bir eserde, bir parçada, bir lahzada, bir saniyede, çok kısa bir sürede o arpeji yaptığınız zaman dinleyen şahsın gözü yaşarır. Ne kadar duygulu çalıyor derler, ne kadar güzel icra ediyor. Tamam çok güzel icra ediyor ama o adam o icrayı yapana kadar yıllar boyunca kan kusmuş. O arpeji 10.000 defa çalmış, öteki arpeji 100.000 defa çalmış. Beriki, gamı, bilmem ne kadar tekrar etmiş, illallah demiş. Şimdi
Malinova ötümünde de biz artık illallah demeden birine bir şey, yani uluslararası boyutta birine bir şeyi beğendirmemiz ancak tesadüflere bağlıdır. Bu da çok düşük ihtimaldir. Ve devamı gelmez tesadüf. Dikkatinizi çekerim. Görebileceği kadar karanlık olmalı. Yani Malinois karanlıkta durmalı ve kendi istediği zaman değil, biz istediğimiz zaman ötmeli. O karanlıktan ve bir de tabii ısı meselesi var. O soğuktan, yani diyelim ki 10 derecede saklıyoruz kuşlarımızı. İdeali bence 10 derece. 10 derecede sakladığımız kuşu 22 dereceye, 21 dereceye getirdiğimiz zaman ve ışık açtığımız zaman kuş ötmeye başlayacaktır. Bu şekilde bir şartlı refleks oluşturmamız lazım hayvanda ki yarın öbür gün uluslararası yarışmalarda kuşlar ötsün. Çünkü herkes öyle hazırlıyor. Ama ben şahsen Belçikalıların o tahta kafeslerine pek ısınamadım. Yani bir kuşu 2-3 ay dahi olsa o kadar küçük kafeste saklamak benim için zul. Çünkü kas erimesi olabilir kuşta. Ama ne öyle ne böyle, işte şu gördüğünüz kafesi ben tasarladım. Bir muhabbet kuşu kafesinden bozmadır bu üstü el gibi damı olan falan bir kafesti. Kafesçiye tembih ettim, şunu şurayı şöyle kes, burayı böyle yap falan filan diye katlanır da. İşte oldu size Malinois kafesi. Yaşıyor mu içerisinde? Yaşıyor. İçtiyse tünekten tüne rahatlıkla zıplayabiliyor. Kanadını da şöylece bir oynatabiliyor. Bu kas erimesini engelliyor en azından. Kas erimesi çok önemli. Eğitim verirken ne yapmalıyız? Şimdi kuşlar öncelikle dişi ve erkek olarak ayrılmalıdır. Bu nasıl olacaktır? En kolay yuvanın içerisinde ayrılır. Demin de arz etmeye çalıştığım gibi yuvanın dibine sinenler, korkanlar erkeklerdir. Ki onların kafaları daha koyudur. Renkleri daha insicamlıdır, uyumludur. Ötekiler dişidir, daha açık renktir. Yanakları daha açık renktir. Kafalarında renk geçişleri vardır. Sarı, daha açık sarı, beyaza yakın açık sarı vesaire böyle geçer renkler. Onlar dişilerdir. Onları mimleyip, işaretleyip, yani bileziklerini kaydedip ayırmamız lazım. Ondan sonra salmalara koymamız lazım. Ve o salmalara koyarken de yanına mutlaka bir hoca, tercihan akrabası olsun. Yani başka bir ailenin melodisini benimsemeyebilir kuş. Genetik olarak da müsait olmayabilir. Tercihan kendi babası, amcası, dayısı, her nesiyse yani bir yakın akrabası ama çok iyi öten bir yakın akrabası hoca olarak işte 11-12 kuşa bir hoca hesabıyla tutulmalı. Ve daha sonra da ötüm kafeslerine alınmalı, orada eğitime devam edilmelidir. Bu arada CD çalınabilir mi? Çalınır ama ses düzeni çok iyi olması lazım. Yani hoparlörün, benim teknik bilgim pek yoktur ama kaliteli bir hoparlör olması lazım. O frekansları kuşa verebilmesi lazım. Bunların duyma hastaları çok çok geliştiğindir. Bizlerden çok daha fazla. Yani bizim duyamadığımız sesleri de onlar duyuyordur. Onun için bazen işte 3 kuruşluk bir teyple eğitim vermeye çalışıp da başaramayanlar der ki ya en iyisi işte bunun canlı bir kuş tarafından eğitilmiş olması. Neden? Çünkü ben bir netice alamadım. Alamazsın çünkü kardeşim. Adam küçücük bir hoparlör yapıyor. Bilmem kaç bin dolara satıyor. Çok küçücük bir hoparlör ama içerildiği ses aralığı muazzam olmuş oluyor. İşte o kuşları eğitmekte kullandığımız hoparlör olacaktır. Ha,
erkek kuş yani hoca kuş nerede olmalı? Erkek kuşu sürekli ışıkta saklayıp ötekileri sürekli karanlıkta saklarsak o erkek kuşun da canını okumuş oluruz. Yani o da artık ötme özelliğini geriler, geriletir ve yitirir hatta. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Bir kere şunu unutmamamız lazım ki kuşlar yem yerken duyamazlar. Ağzımıza bir bisküvi atalım, sertçe bir bisküvi çiğneyelim, takır takır sesler gelir kendi kulağımıza ve o esnada arkadaşımızın söylediği bir kelimeyi kaçırabiliriz, duyamayabiliriz. Kanaryalarda bu böyle olur. Yani kanarya yem yemekle meşgul değilken eğitilmelidir. Bu ne zaman olur? Ya sabah çok erken ya akşam gün batımı esnasında dinlemeye başlar. Kuru olması makbuldür. Şöyle bir matkap sesi gibi böyle rrr diye bir matkap sesidir o. Ama nor diye de öter. Ama ben ondan hoşlanırım, öteki ondan hoşlanır. Ama esas herkesin kabul ettiği, kabul gören nor sesi, iyi yüksek puanlı bir nor sesi, o böyle özelliği vardır. O öyle yapıyor ama bel rolünde yani bel rolünde ki geçiş bana biraz sert geldi. Bu kuş 120 puan almış. 6 klok var. 5 boli var. Ben bunu saklamalıyım. Bunu bile yaparken iyi düşünmek lazım. Bu bana hitap ediyor mu? Ben bunu seviyor muyum? Benim ruhumu okşuyor mu veya okşamıyor mu? Ona göre de karar vermek lazım. Bu tabii çok sofistike bir aşama, çok ileri bir aşama. Hani Barrel makarasını hani öğreneceğiz ki onu her malinua yapar zaten Barrel'u. Ama onların arasında da farkları duymaya başlayacağız. Nasıl duymaya başlarız? Gına geldikten sonra duymaya başlarız. Acizane bir site açtım. Hep beraber işte hepimiz sahibiyiz onu. İşte Kanarya Info diye. Bir gün öyle içimden geldi. Sitede de yayınlanmış olan sesler vardı. İşte Rollende sesleri, Bollende sesleri, İşte nor sesleri, işte flüt sesi, flüt makarası, efendime söyleyeyim, bütün bu sesler sıralanmış. Bu seslerden ben kompütürde kırpıp yapıştırıp, kırpıp yapıştırıp bir kanarya icat ettim. Ondan sonra da sitede dedim ki arkadaşlar, bu seslerin sıralamasını yapalım. Çok yaklaşan oldu ama kimse de doğru düz cevap vermedi. Ses önünde duruyor. Şey de önünde, o sesi oluşturan nameler de orada. Yani şurada bir sigara var, bir de çakmak var, bir de Kürt tablası var. Şimdi bunları bulun dedim size. Üçkağıtçılık değil bu. Bunu aldım buraya koydum, bunu da aldım buraya koydum, bunu da aldım buraya koydum. Hani üçkağıtçılar gibi. Bunu bulun şimdi. Bakacaksınız, diyeceksiniz ki bu çakmaktır, bu kül tablasıdır, bu da sigaradır, aferin. Kimse yapmadı bunu. Yapamadı daha doğrusu. Çünkü duyamıyor, çünkü alışmış değil, çünkü illallah dememiş. Yani üreticiden siz kuş alırken bir kuş erkek kardeşini, kız kardeşlerini, anasını, babasını, hatta annesinin annesini babasını ve annesinin erkek kardeşini almazsanız işiniz çok zor. O zaman işte mesele tesadüflere kalmış oluyor ki işte bizim Belçikalılar gibi başarı gösteremememizin aczane kanaatince sebebi bu. Yani ne kuş olursa olsun, dünya şampiyonunu alın,
dünya şampiyonuyla 5-6 sene uğraşmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. O 5-6 sene uğraşı da artık ne olur bilinmez. Çünkü genetik öyle bir hadise ki 2 kere 2 4 etmiyor. 2 kere 2 5 ediyor, 16 ediyor, 4 ediyor, 3 ediyor. İnsanın aklı duruyor açıkçası. Yahu ne oldu da bu kuşun yavrusu böyle oldu ama öbür yavrusu böyle oldu diye bakıyor. Çok zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Bu floresanlanmasını anlatırken bir de aklıma bir şey geldi. Acaba televizyon ışınlarından da rahatsız oluyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle televizyon ışınlarının içerisinde ne var ne yok bilmiyorum. Yani ama neticede bu katot tüpüdür. Televizyon tüpü. Herhalde ki bir zararı vardır. İnsanlar için de vardır. Öyle bir yerlerde görmüşlüğüm, okumuşluğum vardır. Ama ben size bir fizikçi gibi bunların nasıl olduğunu aramızda fizikçiler, elektronikçiler var bu işin ustaları var. Ama hani muhakkak siteye yazacaklardır. Ama şimdilik size ampirik olarak izah edebilirim ki onların ancak zararlı olabileceğini size söyleyebilirim. Çok yakınına girirsiniz, radyasyon yaydığını da söylüyorlar biraz sonra. Tabii. Ama benim her şeyi bildiğimi sanmayınız, bir şey de bildiğim yok aslında. Ama hani böyle bir tecrübe yapmadım doğrusu. Hani televizyonun karşısına kuşu koyup da bakalım ne oluyor demedim. Ama mesela tecrübeyle sabit ki geçen gün bir yerde yazdım. Efendim kuş yuvadan çıkıyor, yumurtadan çıkıyor. Öteki yumurtanın kabuğu gidiyor, çıkmamış yumurtanın üstüne şapka gibi geçiyor. Siz de onu eğer fark etmezseniz o yumurtadan da yavru çıkmıyor. Mesela bu bir tecrübedir. Benim açımdan bu değerli bir tecrübedir. Bunu size aktarmak isterim. Ama hani televizyon ne gibi bir zarara uğratıyor? Bu tecrübeyi şimdilik kendi üzerimde yapıyorum. Neticeyi de görüyorsunuz efendim. Yani bu hale geldik. Bakalım daha ne olacak? Şu verilimi aktarıyorum. Ama eğer tatbik edilirse bunlar bir mana ifade ediyor. Yoksa lafazanlıktan başka bir şey ifade etmez. Değil mi? Buyurunuz efendim. Hayır hocam şimdi... Estağfurullah. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yavruların ders anı özellikle üzerlerini görebilecek kadar bir karanlık şekilde ders dinlemesi. Bildiğim kadarıyla çok özür dilerim. Estağfurullah. Kuşlar familyasının küçük kuşlar sınıfı öz özgüller alt familyasından iki familya kuş, biri kara tavukgiller yani ardıç kuşgiller ile ispirozgiller en taklitçi, taklitlerine en çok sahip olan bir familya türü. Bunun evet. içinde ispirozgillerde başta ele alabileceğimiz bir kanaryadır ki mutasyon sonucu elde edilen bu mallavada zaten ötüşünün bu şekilde olması bize bunun taklitçi yeteneğini ispatlamış durumda. Evet. Şimdi taklit eden bu kuşu yavruyken kapattığımız anda gayet sakin ders dinleyecektir. Bir yarışma anda açtığımızda benim kanım çok sert öteceği inancındayım ve çok bozuk nameler çıkaracağı inancındayım. Oysa ki biz şöyle bir düşünceye sahibiz, doğruluk derisini bilemiyorum. Yavrunun ders dinleme anının tamamen aydın, güneş alabilir bir vaziyette ta ki baba ötüşüne yakın bir zamana kadar gelmesi gerektiği, bundan sonra üzerinin karanlık, görebilecek bir karanlıkta ötüşe geçirilmesi, kuşun daha sakin, daha güzel namelerle öteceği yönünde olması yerli düşüncesindeyim. Özür dilerim. İkinci konu da yavrularımıza akraba bir kuşun dinletilmesini diyoruz. Oysa ki bu taklitçi kuşların iyi bir sesi akraba olsun olmasın, iyi nameli bir kuştan dinlemesi kanından gelen bir kalıtımla mutlaka o güzel namelerle öteceği. Yeter ki dinletilecek namelerin ya da hocanın iyi olması, bunun akraba olup veya olmaması acaba bir şey var ya da cevaplamaya çalışıyorum ben. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dikkat buyurduysanız kuşlar yuvadan ayrılıp
salmaya girer hale, yani tüy döküm aşamalarının başlangıcı, ki ilk sene sadece normal tüylerini değiştirirler, teleklerini değil, o tüylerini değiştirirlerken salmada 10 veya 11 kuşa ya 12 kuşa bir baba olacak şekilde, yani aydınlık yerde uçarlarken, yerlerken, içerlerken, kavga ederlerken baba da bir yandan ötsün, bir yandan bunlar bu babayı dinlesinler veya bu hocayı dinlesinler şeklinde arz etmeye çalışmıştım. Şimdi daha sonraki aşamada zaten aynı şeyleri söylüyoruz sizinle, fakat farklı tonlarda söylüyoruz. Yani daha sonra tüy dökümü bittikten sonra kuşları derse alırken karartma uygulamalıyız diyorum. Ki onların konsantre olacakları zaman odur. Yani ötüme, dinlemeye konsantre olacak oldukları zaman odur. O da şudur. Siz herhangi bir işle meşgulken bir müzik sesi açar dinlersiniz. Fakat o müzik eserini öğrenmek için dinlerken konsantre olmanız lazımdır. O türküyü, o şarkıyı, o ne bileyim ben işte eseri dinlerken başka bir işle meşgul olmamanız, hatta ve hatta notasından da takip etmeniz lazımdır ki öğrenesiniz. Başka türlü öğrenmeniz mümkün değildir. Ama bu öğrenirken ve uygularken genetik kapasite burada role girer. Yani bana şimdi ne kadar La Traviata dinletilirse dinletilsin, ben Pavarotti gibi şarkı söyleyebilir miyim? Mümkün değil. Benim gırtlağım buna müsait değildir ki benim sesim olsa olsa yallah yallah 1,5 oktav, hadi 2 oktav ses çıkartabilirim ben. Ama adam, Güney Amerikalı bir kadıncağız vardı, öldü. Yolu açık olsun. Ima Sumac diye bir kadıncağız. 7 oktav sesi vardı kadının. 7 oktav. Bas sesi de çıkartıyordu. Koloratür sopranoyu da çıkartıyordu kadıncağız. Şimdi siz, akrabadan kastım şu, onun kapasitesi dışında bir kuşla ona ders vermeye çalışırsanız taklitçi kuştan başka bir şey elde edemezsiniz. Çok çok taklit etmeye çalışacaktır ki bozar da sonra. Yani bülbülcüler bazen öyle hatalara düşerler ki, abilerimiz daha iyi bilirler. Bülbülün bazı sesleri vardır, çok çok zor seslerdir, uzun tufelerdir. Siz bunu kanaryaya dır yansın eder, günde 24 saat öğretirseniz o kanarya hünsa olur. Erkekliğinden bile vazgeçer kuşcağız. Ve ilk fırsatta da bozar zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama bülbül seslerinin kanaryanın taklit edebileceği kadını alıp süzer ve onu belli aralıklarla sesi de çok açmadan öğretirseniz o da çok önemlidir. Yani çünkü demin arz etmeye çalışmıştım, kanaryalar teritoryal hayvanlardır. Yani bölgeci hayvanlardır. Şimdi siz teybi açıyorsunuz. Teyiptir bu. Acıkmaz, susamaz. Elektriği bitmez. İstanbul'da elektrikler kesilmedikçe. Efendime söyleyeyim, bir de onun sesini açarsanız kafasında vok 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 diye öten bir teyip kanaryanın sabahtan akşama kadar. Aman Allah diyor adam. Ne hale düştüm diyor. Bu benim canımı okudu, şimdi tepeme binecek diyor yavrum. Siniyor, anlatabildim mi? Hani sakacılar derler ya, filancanın kuşu falancanın kuşunu dövdü diye. Bu bütün kuşlarda geçerlidir. Sabahtan akşama kadar malinova bu dayağı yiyor. Bundan bir hayır gelmez. Gelse de zaten doğru dürüst eşleme bile yapmaz ve bozar da, dediğim gibi. Sonra onun syrinx yapısı. Syrinx farklı bir olgudur. Kanaryalardaki akciğer yapısı da çok farklıdır.
bütün kuşlarda farklıdır, bütün vücudunu kapsar akciğeri. Yani bir kanarya, işte filanca sesi çıkartabilecek gırtlak yapısına sahipken falanca şeyi taklit edebilir de edemeyebilir de. Ama genellikle edemez. Yani ve sonra o sesi taklit ederken kuş ister istemez genetik yorumlar katar. Bazı arkadaşlar, Konyalı arkadaşlar denedi. Bülbül dersi vermeye kalktılar Malinualara. Bülbül vayvacı diyor mesela. Bülbülcü tarifiyle. Kanarya bunu geliyor, Malinua vay 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 ci 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 diyor. Ci 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 zaten hata demektir. Velettal namin. Bitti. Kuş gidiyor gürültüye. Anlatabildim mi? Evet. Neymiş bülbüllü kanarya yapılacak diye. Malinualar zaten bülbüle mümkün yok, bağlaşamazlar. Ama Malinualarda bülbül sesi var. Çokun, çokun dedikleri name. Kendine has derler. En zor ses glock, glockende. Glockende sesi, isterseniz şunları topluca bir dinleyelim. Glockenlerin bir çeşidi. Bu kötü bir glockenli. Bu güzel bir glockenli. Şimdi glockende de ses şunun gibidir. Tavandan buradaki bir kova suyunun içerisine bir su damlıyor. Veya bir şişeyi doldurmuşuz. Hava dolu bir şişeyi suyun içerisine batırmışız ve yavaş yavaş boşaltıyoruz. Bir ses çıkar. Patlamalı bir ses çıkar. Blok, 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 blok diye bir ses çıkar. Bu glockende sesi. Ama her kuştaki glockende derinliği farklı olabilir. Yani vak 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 da dese bir tanesini duydunuz. Bu glock'tur. Ama yüksek bir puan almaz. 4 puan glock'tur o. Ama wok, 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 wok. Kadansı düşük. Kadansı düşük. Derinliği yüksek. Ya derinliği derin. Ağır. Yani benim kloklarım zayıftır da. Efendime söyleyeyim. Ve o ses insanın hakikaten içine işliyor. Ya böyle bir sesi bir mahluk nasıl çıkartabilir diye bakıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Garip bir ses. Bunun K ile G ile sonu K ile bitmesi makbul. Yani kapatması, sesi kapatması deriz biz ona. Yani Chloe diye kapatsın sesi isteriz. Chloe, 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 Chloe demesin. I, U, I. Ö, E demesin sonunda. K ile bitsin. G ile bitsin isteriz. Ona göre de zaten puan alır. Bu K olabildiği gibi, işte yap G olabildiği gibi V ile olabiliyor. Hani bunu biz şuradan tabii yanılıyoruz bazen.
Avrupa literatür takip ederken şimdi bir Hollandalıya sorun inek nasıl bağırır diye bu der size. Ama Türkiye sorarsanız hemşerim inek nasıl bağırır mö der. Şimdi bu diye bağıran inek, yani Hollanda'daki inekler buğdu mu diyor. Yok o değil ama Hollandalı onu öyle tesmih ediyor, öyle ifade ediyor. Anlatabildim mi? Onun için ben bir iki yazıda düzelttim öyle arkadaşlar. Klokkende falan yazmışlar. Hayır ya, kloktur yani o. Resmen klok. Klok sesi. Klok sesi. H ile yapabilir bunu. Duraklayarak yapabilir. Loy diye yapar. Ama H ile. Tabii bunu Felemenkçe bir şeyde dinlediğiniz zaman mesela G Felemenkçe'de G diye telaffuz edilmiyor ki H diye telaffuz ediliyor. Onun gibi bir şey. Tuhaf. Bir de çok önemli bir şey vardır. Bir kuş bir yarışmaya girer, bir müsabakaya veya bir değerlendirmeye girer. Orada 120 puan alır. Bu 6 puan klok öter, 4 puan bol öter, hiç de rollende ötmez, bilmem ne ötmez, şunu öter, bunu öter, falan öter, filan öter. Şimdi bunların kriterleri teşekkül etmiştir. O bir daha o ötümü ötmez o. Ondan sonra bakarsınız puan kartlarına 90, işte 90 bilmem kaç, 100 bilmem kaç filan. Hiç o puanı bir daha almamıştır o. Ama bir başka kuş 120 ötmüştür. Bir başkasında ona yakın ötmüştür. Bir başkasında yine 123 ötmüştür. Filan. O daha makbuldür. Çünkü o istikrarlı bir kuştur. Öteki maksimumunu göstermiştir artık. Anlatabildim mi? Bir de bir sene sonra ne olacağıdır kuşun. Yani siz çok para verir, çok güzel kloklu bir kuş alırsınız ama ertesi sene aynı klokları duyamayabilirsiniz kuşta. Öyle kişilerin kuşları vardır ki Belçika'da, adam zaten size der, bu kardeşim bir sene klok ötmeyecektir der. Bekle, sabret. Bir sene sonra kloklara başlar. Hakikaten adamcağız doğru söylemiştir. Bir sene sonra o kloklar çıkar. Ama bunun tersi de vardır. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani bir kuş 4 yaşında ne ötüyor, 3 yaşında ne ötüyor, o da bir ölçüttür. Yani puan kartları gibi. Balinovacılık gerçekten zor. Yani Kanarya zaten zor bir mevzu. Küçücük mahlukat bir hastalanınca gidiyor bir ülkeye. Malinova onun da zoru. Zorun da zoru. Yani. Ne çıkacağı ne olacağı belli olmayan bir suda kulaç atıyoruz. Bu arada tabii kulaçlar birbirine karıştığı oluyor, ikişmeler oluyor, kakışmalar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor ki hepsi çözümlerine neticede. Hepimiz iyi insanlarız. Çünkü hepimiz bir şeyi seviyoruz. Bir şeyi sevmekle başlar her şey. Önce sevgi. Yani canlıyı belki cansızdan ayıran şey sevgi. Ben aslında kelam, biz zora talip olan insanlarız. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İş ki Belçikalılar karşı komik duruma düşmeyelim. Adamlar bize şey yapmasınlar, yani bize ekmek kapısı yapmasınlar.